Laika'nın özelliği, abiler, niçin beraber çok yapalım, bizden çok isteyin. 20. Söz, 20 24. Mektup, kader, ruh, her tarafta duyarsınız, uçu, uçar. Laikalar bir gelenek e, kokusu, bir geleneğin içerisinde izah edilir. Lugatla olmaz, laika. Abdülmelik. Yani lugatla çözemezsiniz. Yani, tek başınıza e, evde olsanız, imani mevzuları, kader, ruh, haşrı anlarsınız ama laikaları tarihi sürecini, eylemsel hali yani İslamiyet'i, e, İslamiyet yani Allah Resulü'nün sünnetidir gibi. İman ise Allah'a imandır. İslamiyetsiz iman, imansız İslamiyet mümkün olmadığı gibi laikasız imani dersler, imani derssiz laikalar da olmaz. Laikalar bir geleni mesela Hulusi abi Tahir Mutlu abiler, Zübeyir abiler, Hüsnü abiler, Abdullah Yeğin abiler, Badıllı abiler, Mehmet Feyzi abiler, Hasan Feyzi abiler, Hafız Ali abiler, Sungur abiler, Aytimur abiler. Yani varisler var, erkanlar var, rükünler var, haslar var vesaire. Dolayısıyla bir geleneğin gelenekte atlarımla laikalar içi doldurulur. Bizim geleneğimiz Tahir Mutlu abi, Zübeyir abi geleneğinle gelmiş o kanalla. Elimden geldiği kadar o kültürün, o geleneğin bana yükledikleriyle tanımlamaya çalışacağım. Ama Sungur abi geleneğinde olan zat onun da e, ve onu temsilci abiyle kardeşler var. Üsküdar'da Bedi Dershanesi. Onlar da Sungur abi böyle demişti bu tarzında. Yaşantı bu. Yaşanmadır lugatte pek şey olmaz. Yaşantıyla çözülür. Eee yani ona mana ne yüklemiş. Onun için hatıra o kadar e, mühim değil. Ne diyorsun ya? Hatıra o kadar mühim değil. Çünkü hatıra kişiden kişiye olan münasebetin ve dersin adıdır. Ona hastır. Ama senin ihtiyacın varsa o cinsten. Mesela Sungur abiye söylemiş. Ona hususi. Hasan Feyzi abi ayrı. Sungur demiş. Senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. E ne yapalım şimdi? Hasan Feyzi şey Sungur abiye söylediği bir şeyle ki Hasan Feyzi abi amel edemez veya onun temsilcisi. Hüsrev abi var. Başka bir gelenek bak şimdi. O da gelenek. Ee, yani gelenek. Hepsinin ayakları başımızın üzerindedir. Hepsinin davasına kurban oluruz. Davasına. Çok şükür. O zaman nedir? Zenginliktir, berekettir. Bir kelimeye ne kadar mana yüklenilirse berekettir, nimettir. Yani... La teşbih ve la temsil, mezhepler arasındaki geçişlilik farklılığı, gelin bana sorun. O kadar nimet. Yani ihtiyaç olduğu zaman bunlar var ya dedektör gibi ararsın. o için nimettir. Niye bu fıkıhtan misaller verdim? Külliyatın layıkasına da farklılığın ama aslını bozmayacak. Aslı manayı bozmayacak. Kanadını açacak, başka... İza yaparken, atıf yaparken o mevzi unutturmayacak. Öyle bir atıf yaptın ki 5 dakika okudun, 1 saat atıf yaptın. Olmaz. Unutturdu o. Neydi ya? Niye geldin buraya? Burada da yapacağız fiilen. Demek her gelenek ayrı bir mana yüklemesi. La teşbih ve la temsil. Büyük mesele hakkında Şafi Hazretleri, Malik Hazretleri, İmam İmamı Azam Hazretleri, e, Maliki dedi, Kambeli, Ahmet bin Hambel Hazretleri ne demiş? Bize bu zenginlik katıyor. Bunun ihtiyacın olduğu zaman mum gibi ararsın. Ya. İşte layıkalar da bizi zenginlik katıyor. 212 emirdağ 1. Vazifemiz? ha. Vazifemiz? ihlas ile, sebat ve tesanütle, mümkün olduğu kadar ihtiyat ile sırren tenever et. İrşadı alevi fiilen tasdik etmek, ona göre hareket etmektir. İşad alevi nedir abiler? He? sırran işareti var ya. Evet. Evet o. Evet. İmam Ali şualar. Sekizin şual. Ha, orada söylüyor sırran teneveret Yani hizmeti durdurmak değil, eee etmek. Yani ahmaklık yapmamak. Hizmeti teslim etmemek, bayrak gibi sağlamamak vesaire. Hizmeti arkadan götürmek. Demek ki vazifemiz abi ihlas, sebat, Tamam mı? İhsan. İhsan kardeş. Buradasın değil mi? Vazifemiz neymiş? İhlas. İhlası tarif ediyorum. Kısa. Allah için olmak. Allah dediği için yapmak. Sadakat Allah dediği gibi yapmak. Birisi için birisi gibi. O kadar kısa. Bu Rüştü abi söylediği bana. İhlas al dediği için yapmak. Sadakat dediği gibi yapmak. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum demek. İhlas ama bu şekilde değil ki. Sadakat olmadı. Böyle böyle namaz yok ki. Ha dediği gibi olmadı. Sadakat olmadı. İhlas tamam, sadakat olmadı. Se, sebat abiler, sebat edeceğiz. Bakara suresine geçiyor ya. Topuklu, topukların üzerine geri döndüler. Niye sebat etmez? Zorlukları görünce hemen döner. <laughs> Baklavayı görünce hemen öne gider. Sıkıntı olunca hadi benden evallah. Sonra tesanüt. Tesanu hepimiz biliyoruz çok kullandık bunu. Bir gaye ve maksat uğrunda beraber olmanın yöntemi senetleşmek, laikalara uyarak olur. Tesanu senetleşmekten geliyor. Protokol yani. Ortaklık kurmuş protokol lazım. Yeni bir şey getirmeyecek. Evlilik de tesanuttur. Protokol nedir? Nikahtır. Yani hatlar belli olacak. Şurası benim hattım, burası benim hukukum. Yani evlenen erkek neyi üzerine alıyor? Namusunu korumak ve iyarşesini korumak. kadın evlenince ne iş şey yapıyor? İtaat etmeyi ve ona itaat etmeyi bir de malıva malına ve evladına sahip çıkacağıma ta taahhüt ediyorsun. Bunlardan bir tanesi devre dışı olursa nikah bitiyor. Bu nikah manası bu. Tesanüt. Sonra mümkün olduğu kadar ihtiyat lazım. İhtiyat vazifeyi terk etmek değil. Böyle e, işi işi götürmek. O he. Ne diyor? İhlas. Kastamonu 248 he. Evet, mesle Mesleğimizde, sonra En heh. büyük esas. Yani e? en büyük esas ihlas tamir. Ha. Ondan sonra sebat ve metanettir diyor. Oo, bir daha oku yavaş. İh, e, mes Mesleğimizde mesle. ihlas tamirden sonra hmm. en büyük esas sebat ve metanettir. Evet. Metanet. Zorluklara karşı görkeniz. Abiler hemen pes etmeyeceğiz. Mesela hiç e, hatırımıza gelmiyor. Mesela ben şey, şey diyeyim. İhtiyat her vakit ediyor ya. Bu kadar sıkıntılar çektim ben. Allah şahit olsun. Allah temin ettiği için söylüyorum. Zatı şahit olsun. Hiç hatırıma gelmedi kendime dönmeyi. Ya yeter ya. Uf. Yani artık ben de ki çekileyim kenara. Ben de, ah, tamam yapılacağını yapıldı. Bundan sonra tamam. Hiç vallahi hatırıma gelmedi. Hiç. Hiçbir şartlarda metanet oya. yani. örnek gösteriyorum. Bir şey birilerini öne çıkarmak istemiyorum. Yaşanan bir şey. Tamam. Hiç. Zorluk görünce hemen pes etmeyeceğiz abiler. Zorluk deyince illa hariç değil ki bedensel dayatmalar var iştahlar var, arzular var. Mektep bitirmiş, makamlar gerekiyor. Neler takdim edecekler size bir bilseniz bundan sonra. Puh. Mesela u. Bir tanesini söyleyeyim. Zübeyir abi Rüştü abiye söyledi. Rüştü abi de bana söyledi. Ben de size söylüyorum. Gelir bir gün bir gün, bir gün birisi. Allah Allah. Bayram kardeş bu akşam rüya gördüm. Hayırdır? Hayırdır abi? Keylan Hazretlerini gördüm. Keylan Hazretleri dedi ki sen kızını Bayram'a ver. Vakıf bu. Yani sizin nikahınız olmuştu görmüştüm. Garibinize giriyor ama yani oğlum Olabilir. ben hep bütün en zirve tehlikeyi de söylüyorum. Veya kardeş hizmetti mi? Al şu parayı. Tamam. Bir şey yok, bir şey istemiyor. Aldın. Ama biliyorsunuz, içeriye girmenin bir yoludur. Dikkat edeceksin. Kim verdi? Niye verdi? Gayesi neydi? Neyi takip ediyor? Niçin yapıyor ya? Yani? Ya biz öyle kapımız herkese açık olsaydı şimdi ufuk e, bitişik arsayı alırdık. Bitişik arsayı değil mi? Sizin daha güzel buraya çok lazım. Kat attıkları zaman bunun yarısını kapatacaklar. Ha, e, ama o kadar gücümüz o kadar yetiyor. Ama kim verdi? Kime, kim kimi yaptı? Dikkat edeceksiniz. Edeceğiz. Yoksa muarızlara mukabele mukabele etmek onların hücumundan telaş etmek değil. Mukabele muarızlara mukabele Et, etmeyeceğiz, yapmayacağız. Yani ihtiyat edince mukabele edilmemiş oluyor. Mukabeli bir misil. Sen bana böyle mi dedin? Ben de diyorum sana. Bu hem dahil de mal işte. Sen böyle dedin. Ya temizlik yapıyorduk. Niye böyle oldu? Ya yüz çevir ya. Hesap edeceğiz. Söylemekte, yapmakta bedeli bu kadar olur. Tahmin et. Demesem Yapmasam bedeli bu kadar olur. Hangisi galipse ona göre yapacaksınız. Bunu dersen bedeli nedir? Şunlar 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 olacak. Psikolojide de öyle. Aile hayatında da öyle. Kusursuz kimse yok ki. Yoksa muarızlara mukabele etmek ve onları onların hücumundan telaş etmek değil. Muvaffakiyet ve futuhat-ı nuriye ve revaç ile intişarı ise vazife ilahiyettir. muvaffak olmak veya olmamak bizim vazifemiz değil. Yani galip olmak da galiptir, mağlup olmak da galiptir. Bizim vazifemiz, vazifemiz muvaffak olmak değil Zübeyir. Vazifemiz ismettir. Başka neymiş? Sebaattır, tesanuttur, ihtiyatmış burada. Muvaffakiyet, Futuhat-ı Nuriye. Oo, hizmetler bayağı genişlendi. Bizim niye sen falan devlete risalini götürmedin demeyecekler. İhlas, sebat, tesanut, ihtiyat ve hizmet et o kadar. Bizim vazifem Kastamonu'da geçiyordu değil mi? İhlas, sadakat, sebat, takva, işte ne bu kebair vesaire. Yapmayacağız değil. Zaten bunlar olunca kendisi olur. Ama gaye değil. Muvaffak olmak, Futuat-ı Nuriye geniş sayılı revaç ile intişarı kimin vazifesidir? Vazife ilahiyedir. Ama bu bizi tembelliğe atmaması lazım. Ben Risale okurum, tamam namazında kılarım. Yat gelen şey olmaz ki kardeşim. Ala kadar olacağız da. Ama o sahiplenir etmez. Telefon ederiz, ziyaret ederiz, gelince ala kadar oluruz. Risale-i Nur Müşteri ihtiyacı yok. Yok tabi ama nur talebesinin ihtiyacı var. Risale-i Nur müşteriye ihtiyacı yok. Aman Risale-i Nur talebesinin müşteri ihtiyacı var. Benim ihtiyacım var. Nasıl yaşayacağım? Kur'an'ın ihtiyacı yok ama peygamberin ihtiyacı var. 30 küsür defa kimi gitti? Bu Ceyli e gitti. Yani akrabamızı, eşi dostları da telefonla münasebet bir vesileyle halatır sormak, bayramlaşmak, ne bileyim bir şey yazmak, ya yani, yani hizmet var ama muvaffak ol, olmak, kabul etmesini şey yapmak, nurun dairesini genişletmek biliriz ki sonuç Allah'a aittir. O vazife ilayedir. Vazifemizi yapıp, bak bizim vazifemiz var. Risale-i Nur vazifesiyle nur talebesinin vazifesi karıştırılmamalı. Adam diyor ki bak Risale-i aramaz. Risale-i Nur aramaz. Risale-i Nur talebesi arar kardeşim. Niye Filipinlere gitti Sungur abi? Aramaz kardeşim. Niye Zübeyir abi ustadın vefatından sonra hemen İstanbul'da ilk dershane açtı? Herkes tamam basıldı. Risale'nin git yap, yapsın. Kur'an için deniliyor değil mi? Anlaşılmaz bir kitap. Muhalimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. O de, çok dakika, Hangi cihdi? Yani Risale'nin müşteri aramaz. Sanki ben de aramıyorum. Ben de aramıyorum ki. Yani peygamber dedi mi Kur'an müşteri aramaz. Kendisi mektup yazmadı mı Habeşistan'a şuraya buraya? Kur'an müşteri mi arıyor? Ama Müslüman müşteri arar. Risale-i Nur müşteri aramaz. İnsan değil çünkü. İnsan değil ki Risale-i Nur. Ama Risale-i Nur talebesi müşteri arar kardeşim. Niye bu, bu, dershaneyi burada yaptık? Başka yerde yapsaydık, bana ne deseydik, keyfimize uygun bir yer yapsaydık. E, müşteri için de baktık Anadolu'nun en kırsal yeri vesaire nasıl olacak? Havalimanı yakın olsun, şöyle olsun. Biz 5-6 tane kriterlere göre yaptık. Kendimize göre yapmadık ki burayı. Vesile olmadık ki. Reisi Cumhur'dan istiyordum. Böyle bir ders Vakıflar Müdürlüğü'nden bize de bir kiralık versin diye. Yazdığım mektubu yaktı Allah. Yarısı yandı. Anlattım. Ne dedi? Bu cemaatin içinde çıkacak yer. Sen oralara siyasi şeylerden talep etme. Bu cemaatin ruhundan çıkacak senin mekan. Karışma dedi. O hafta içinde yer aldık. Bir de abi mesela işte Hazretleri hani müşteri arama noktasını söylerken mesela kişiye göre söylüyor. Hasan abiye söylüyor. mesela şey, Hasan Atıf abi. Onun şeyini bozmak için işte o bazı hocalar almış. Onun gayretini şeyini bozmak için. Bir de hani herkese hitap dedi. Yani. Evet. Yani kısaca umumi yol şu. Risale-i Nur ile Risale-i Nur talebesi Kur'an ile Müslüman ayrıdır. Müslüman hata yapar, Kur'an hata yapmaz. Risale-i Nur talebesi hata yapar, Risale-i Nur hata yapmaz. Risale-i Nur talebesi insandır, Risale-i Nur insan değildir. Müslüman insandır, İslamiyet insan değildir. İslamiyet'te de hata yok, olmaz. Müslüman'da hata olur. Dolayısıyla onların hatası ona mal olmaz. Risale-i Nur talebesiyle Risale-i Nur bambaşka farklıdır. Risale-i Nur müşteri aramaz. Risale-i Nur talebesi müşteri arar kardeş. İhtiyacımız var. Ihtiyacı e, tabi her yerde diyor. <laughs> diyor mesela lemalarda da Risale-i Nur'a hizmet, imana hizmet e, ilanatlarla nazari dikkati celbetmekle olur. E, gayret ediyoruz mu işte yayın yapalım e, yapıyor çekiyorsun vesaire. E, Whatsapp'a şimdi attım canlı yayında var Sibirya'dan bile giriyor. E kötü mü oldu? Ha ihtiyacım var mı? Var tabii benim. Benim ihtiyacım var ama küllatın ihtiyacı yok. Ben ben miyim bu? Karıştırıyoruz yani. Hoşumuzu gidiyor ya tembel. Tembeloviç fok balığı gibi yan gel. Ondan sonra hemen de bir klişe cümlemiz var. Risale-i Nur müşteri aramaz. Risale sen Risale-i Nur musun? Risale-i Nur talebesisin sen. Müşteri ihtiyacın var senin. Kastamonu'da 77 şöyle mektup var da. Şimdi Risale-i Nur müşteri aramaz diyoruz ya. Ha. Ben şöyle anlıyorum yani. Hani üstad sanki şunu kastediyor. Yani esaslara zarar vermemek için. Hani esaslara gözümüzü dikiyor. Çünkü müşteri aramak o, neden? o içerisindeki mana. Çıplak evet. Mana hemen şu. Risale-i Nur ile Risale-i Nur talebesi farklı. farklı. Niçini bir sürü. O da söyledi ama o sonraki. Hemen çıplak zahiri meali bu. Meali bu. Tamam meali ne? Risale-i Müşteri aramaz. Risale-i Nur talebesi arar. Risale-i Nur Risale-i Nur değildir. Kısa. Vazifemiz, vazifemizi yapıp vazife ilahi karışmamak gerektir diye hem bana hem sizin bedelinize teselli buldum. Şimdi atıf yapacağız abi. 208'de görersiniz diye şöyle bir cümle geçiyor. İhtiyat her vakit iyidir. Sırren tenevere dusturu devam ediyor. Tamam mı? İnna da söylüyor. Şurada geçiyor abi. Bak yeri göstereyim. Şurada. Fakat ihtiyat her vakit iyidir. Ee, ona için başka atıflar yapacağım. Ee, muafakiyet, bak muafak ma, olmak, muafakiyet ve futuati nuriye ve revaç ile intişar ise vazife ilahidir. Onunla alakalı atıf. Bak şurada atıf. Göresiniz yani bu eğitim olduğu için. Nasıl atıf yapacağız? Ee, vazifemiz ihtiyat dedi ya seni. 208'i buraya yazdım. Buraya ne yazdım? Atıflar yapınca muvaffakiyet rıza ilahi ile alakalı şimdi okuyacağım. Neyin atıfını yapıyorsanız paragrafın başına değil. O kelimenin o kelimenin kenarına şimdi muvaffakiyeti yazdım. Bak atıfı görüyor musunuz? İhtiyat buraya koydum. İhtiyat çünkü burada. Şimdi muvaffakiyet rıza ilahi sonuç Allah'ın vazifesi olduğuna ait. Onu kenarına buraya yazdım. Bak, tamam. Bu da şeyde yok. Düştü de Latince de yok, Osmanlıca da var. En son mektuplardan bir tanesi. Niye düştün? Bunu söylemek için mi? Şimdi 144 Emirdağ 1 atıfı yapmışız. Vazife ilahe karışmamak hakkında ne demiş? <laughs> 144. Abiler şurada. Bak şurada. Ve ne yapacağız? Demek şimdiye kadar bana garazla işkenceli sıkıntıları verdiren çizilmiş yeri geleceğim. En başta oymuş. Her neyse siz meşveretle ne lazımsa yaparsınız. Fakat ihtiyatla telassız velveleye vermemek lazım. İhtiyatla telaşsız velveleye vermeyiniz aranızdaki şeyleri. Velveleye verme. 233 abiler. Emir daha bir gene. Bakayım orada ne demiş? 233. Çalışırken kuşun kalemle kenarlarına renkli yapmayın. Neresinde konmuş? Abiler burada. Ha şurada ne demiş? Şimdilik telassız kanun dairesinde hakkımızdaki kanunsuz muameleyi def etmek için. Bir kardeşimiz Ankara'ya gitsin, gitsin. Demek ki vazifeyi yapıyorsun. Vazifeyle karışmıyorsun bak. Vazifesini yapsın. Tembel temel oturmasın. Gitsin Ankara'ya. Teşebbüs etsin şeye. Esbab alemine. Gitsin. Müdafaa yapsın mahkemede. Vesaire gitsin söylesin. Ha, netice Allah'a ait artık. Başka neresi? Emir Dağ gene 90'da. Ne demiş? 90. Evet. Size göstereceğim neresidir diye. Abiler şurası. Onun için mesleğimi, mesleğimizde kanaat, daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice verdiği için İhlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsızlık gösterdiğimiz halde neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz. 90 abi, bir daha. Onun için mesleğimizde, mesleğimizde kanaat nedir? Kanaat şu, daima şükrü. Şükür, şükür yapacağız, kanaat oymuş. Metanet edeceğiz, zorluklara karşı metanet. Sebat edeceğiz, topumuzun üzerine geri dönmeyeceğiz Bakara suresinde diyor. Netice verdiği için ihlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanasızlık gösterdiğimiz halde neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz. Başka ne atıf yapmış? 212'ye tekrar gidelim. Efendim lemalar 131. Lemaları olan var mı? Ben lemalar getirmedim. Lemaları oradan bir tanesi alın. Çabuk ama. Koş 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 Hı, 131. Biraz koşarak gel abi. Harika. Çok uzun salonda. da senin değil. Ben abim. Ulan üniversitede seni böyle koşturmamışlardır ha. Elektronikçi miydin abi? Bilgisayar. Bilgisayar. 131. Ha neresi acaba ya? Neresine yapmışız? Benim kitap değil ya. Ha, bu da yeni acaba baskı mı? Yok. Ha ve aler resul ilel bela bak ne demek? Ve maler resul illel bela peygamberlere, resullere tebliğ vardır. Ferman ilahi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle, dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tehdimen ehbebte velakin Allah yehdimen yeşa Sırıyla, muhakkak sen istediklerine hidayet veremezsin. Ancak hidayeti men yaşa Allah liyakata göre veriyor. Peygamber e diyor ki: "İnneke la tehdimen men Allah yehdi men yaşa. Sen istediğine, arzu ettiğine hidayeti veremezsin. Hidayet benim elimdedir. Ondandır ki Bilal Abeşi bu ayet geldiği zaman <laughs> mescidin içerisinde raks etmiş, dans etmiş. Öyle oynamış. Hazreti Ömer celallermiş. Elini kılınca götürmüş diye anlatılıyor. Peygamber yanına nasıl dans ediyor? Raks etmiş geçiyor. Ee, sonra peygamber böyle şey yapınca edep. Yaşlı aranızda birisi varsa paldır küldür böyle tevburla değil ona bakacaksınız. Onun hareketi ne diyor? Yani o işte sünnet peygambere baktı, oturdu. Bakın peygamber nasıl tepki verecek? Peygamber orada mesul iken sen mesul musun? Değilsin. Niye müdahil oluyorsun? Mesul musun orada? Dershanede kim müdebirdir? Allah kim itaini nispet etmiş, nasip etmiş, Onu koymuş. İkinci derece sen sana soru sorulmaz. Tevur edersen içeriden yırtarsın. Sistemi bozarsın. O o bilir meseleyi. Mazisi var o olayın. Onun için bir şey demez. Ama sen maziyi bilmediğin için mukabel edince berbat edersin. Bir, kültür var yani. Bir ahlak, edep haddimizi bileceğiz da. yaşlı varken yaşlı tepki ve takdir o yapacak. Ondan sonra anlamadıksa ona soracağız. Neydi ya? O da sana diyecek ki bu adam geçmişte böyle bir adamdı. Böyle böyleydi. Sen şimdi münasebet kullan doğru değil. Ani delikten iki defa ısırılırsın. Peygamber öyle demiş. Müslüman ahmak, Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ne demek ya Resulallah? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama o yaşlı biliyor. O adam daha önce sorun yapmış hizmete gibi. Onun için yaşlı varken hemen müdahil olma. Hemen tevbur etme. Süt gibi kabarma. Sonra bu gelmiş. İnneke la tehdi men ve lakin Allah yehdi men Sırıyla anlamış ki peygamber. Dolayısıyla biz insanlara dinlettirmek hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Görüyor musun? 17. lema. İ öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye ha harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halikimize karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Yani ya ben bunu böyle yapacağım. Acaba sen bunu böyle yapacak mısın? Misal abi misal verebilir miyim sana? İsa Aleyhisselam mı? Yok şey. He. Misal dedim şu an Şeyde, he he. Birine bir kitap, kitap veriyoruz. Yani acaba o nurcu olamayacak mı? Cenab-ı Hak nurcu yapacak mı? Veya medrese getiriyoruz. Onu işte hemen şeyini bekliyoruz yani. Neticesini bekliyoruz. Kim nedir? Nasıldır bilmiyoruz yani. Evet. Doğru. Ama paldır küldür de bir insanı hemen medrese getirmeyiniz. Evet, evet, Niçin? Onu da söyleyeyim bu yerde. Biz onunla tanışırız. Münasebetimiz, dostumuz olgunlaşır. Bakarız bu adama, onun kokusuna, tadına, şekline ondan sonra getiririz. Paldır küldür herkes getirilmez. Çünkü onlar bir ayağa takılırlar. Böyle bir şey takılırlar. Yani çok ihtiyacımız var. Oo seni gördüm. Oo alemim. Sen de coşarsın getirirsin. Mer münafık. Def etmek zor olur. Onun için e, bunu tespit etmenin yolu zamandır. Zamana zaman verin. Ne yapacağız? Zaman En iyi müfessir zamandır. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı usta diyor ki zaman iyi bir müfessirdir. Zaman sıkıntılarımızı çözecek. Abi çözmüyor. Zamana zaman ver. Ha? Tamam. Vesveseden vesvese et. İhtiyattan da ihtiyat et. Tamam gibi. O zaman ne yapacağız? O tanıştığımızı camide, şurada, okulda, munda tanıştığımızı hani koklarız. Tadına bakarız, sesine bakarız. Aa bak uygun mu? Getiririz. Yoksa getirmez. sonra va keşke nereden getirdim şunu deriz. Hemen olmuyor. Demek ki e, öyleyse ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Nedir o? Hidayeti vermek Allah'ın işi. Ama hidayete vesile olmak benim işim. Diyeceğiz. Yani anlatacağız. Liyakatı varsa 40'tan sonrakilerle meşgul olma. Yani getirmeye hiç değmez. Anlatmaya eh. Ne diyor ya? Rus'u peyda etmiş zor kardeş. Risale-i Nur'un birinci derece talebesi kim? Çocuklar. Çocuklar. Risale-i Nur'un birinci talebesi? Çocuklar, çocuklara bakacak. Çocuklar Diyeyim, birincisi şurada der, sen fıtraten zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklar. İkincisi kimmiş? Fıtraten Risale-i Nur'a muhtaç bir derecede dünyadan ürkmüş veya küsmüş kadınlar. Oo, bak unutmuştum. Ne? Dünyadan ürkmüş. Yani boşanmış. Ürkmüş var ya. Ah, lanet olsun şu dünyaya ya ya. Veya dünyadan küsmüş hastalık vesaire kadınlarmış. Demek ki fıtraten çocuklardan sonra geliyor. Olan bakayım ben, bana yer var mı? Demek ben daha ikide değilim. Üçüncüsü fıtrı olmasa da vaziyeti itibariyle risalunura ekmek ve ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Hasta ve ihtiyar ben de hasta da ihtiyar da değilim. Olan benim yerim yok. Bundan sonra fe, felemsal felemsal. Eşedü'nâs bela el enbiya Sümme evliya, felemsal felemsal. İlk önce bela kimleri, Peygamberlere, sonra evliyalara, sonra vazire, sonra herkes derecesini. Demek ki birincisi cumada oturduk, bir yere gittik, düğün salonuna gittik. Ne bileyim ya otobüse bindik, iş yerine gittik. Akraba münasebeti kurduk. Amcam var, dayım var. Bırak çocuklarıyla. Baktın ufak çocuk. Sonra e, dünyadan ürkmüş, masum böyle akrabamız haram olmayacak şekilde. E boşanmıştır, bela, misibeti, düçar olmuş, hastalık vesaire kadınlardan. Üçüncüsü de yaş önemli değil o kadar. Hastalar ve ihtiyarlardır. Bakacağız böyle. Ama genesiz. siz 40 <laughs> aşağıya bakın. Cuma'da baktığın zaman kadın yok orada yanında. Pek çocuk da olmuyor. Olursa çok iyi. Ama ilk önce çocuk abi. Avluya camiye çıktığın zaman İbrahim çocuklara bak abi. Geçen ama orada <laughs> abi şey <laughs> yapmıştık biz. Ne? Cuma'dayken o sıfır, yani sıfırımdaydı. Kim? Yok. Çocuk mu? Yok, geçenki. O geçenki yani, Amerikalı mı? Dua etmiştik ama abi, onun için. Ya bunu bunun insanlığı yaptı. Çok yani. güzel işte, iyi ya. Kitap, kitabı da verdik. Hiç endişe etmeyin, kitabı verdik. İngilizce tamam. kitabı verdik. Kitabı İngilizce de verdik, yapacağımızı yaptık. Ama avluya çıktığın zaman, genç böyle delikanlarla böyle meşgul olmak daha şey oluyor. Hiç. Çünkü geçim derdi yok çocukta şey derdi yok. Şu diyor ihtiyat yapmaz böyle. Paldır küldür alır yani. Senin anlattığını. Ama 30-40'ı geçti mi? olan bu bana niye anlatıyor? Ne menfaat var lan? Bu konuşmadan sonra para mı isteyecek ya? Ve beni nereye götürüyor say? Yani hatta onlarla iki top oynasan da tamam. Ay gibi. Yani generalın e, yapamadığını asker yapar. Yaşlı abinin yapamadığını genç yapar. Sen bir gençle tanışmayı ben yapamam ki o geçti çok genç getiriyorduk elhamdülillah. Ama Rüştü abi onu yapamazdı. Şimdi de biz yapalım. Var mı abi sorular? Burada kesiyoruz. Demek ki o yeni iş şey yaptım. Demek ki Risale'nin talebesi e, dünyadan ürkmüş, hayattan küsmüş, kanımlarmış. İkincisi, birincisi çocuklar. Üçüncüsü de hastalar ve musibet sedelermiş. Evet. İbrahim senin yerin var mı? Ben orada hasta falan var. Mı? Hasta mısın? <laughs> Niye hasta? Ya öyle değil. <laughs> Çünkü beden sana dayatacak böyle. öyle? Çocuk çocukları, çocukları. <gülüyor> <gülüyor> Ha çocuk olabilir. Ama çocuklar birinci haftadan Bak geldi. size <laughs> çocuk. çocuklara hizmet etmek noktası. Hayır abi çocuk olduğunuzu anlatayım size. Ee, bir üniversite talebesi kaç yaşında olur? Ee, 18'den başlar abi. 18-25 arası. 15 18-25 arası. Peki üniversite talebesine çocuk diyor ustad. Kim? Ee, Barla layıkasının en son mektubu Fuat denen ustadın bir yeğeni var. Kardeşinin çocuğu. Üniversite okuyor. Diyor ki o masum çocuk diyor. Üniversite okuyor. Sen oraya niye gittin diyor o ortama. Üniversitenin şey. Öyle diyor. Hatırladınız mı? O masum çocuk. Ulan ne masumu ya? Ben zannettim ilkokula gidiyor. Üniversite talebesine masum çocuk. Çünkü asra göre her asırda sinni e, rüşt değişiyor. Sinir rü, bulu çocuk yapabilme yaşı. Rüşt ise muhakeme ve idrak sahibi olmak. E, onun için üniversite çocuğu usta şöyle diyor sakallıdır ama hala kafası çocuk Kadın da öyle. Kadın için dedi. Sakalı çocuklar diyor mesela. Yani karttır, yaşlıdır ama kafa basmıyor. Yani idrak edemiyor. Üniversite talebesi olan Fuat'a, Fuat, Fuat abi az söyleyeyim işte. En son mektup galiba. O masum çocuk diyor. Bir de diyor bekarlar bir sürü o, o, var. Aa o da var. Vakıflar çocuk oldu birinci sınıfta var. Evet bak dedik evet. Ee, bekar kızlar namusunu korusun diye e, 3'te 2 kızdır. Namusunu korusun diye 3'te 1 erkektir. Erkek gibi olurlar. Namusunu korusun diye. Usta söylüyor. Bekar erkekler ise e, 3'te, 3'te 2 e, erkektir. Olgundur. Bekar oldukları için 3'te 1 çocuktur. Yani bekar erkeklere kocaman bir adam olgunluğuyla bakma. Üçte bir çocukluk hakkı ver. Bekar kızlara da üçte iki e, kadındır. Üçte bir erkek gibidir. Şapar, kuzar, bağırta. O erkeklik sıfatı namusunu, hayatını korusun diye. Ama evlenince ne olur? Kadın diyor. Ustadın söylediğini söylüyorum bunları. Nerede olduğunu da siz söylersiniz. Kadın 3'te 2 kadındır o bekar kız. 3'te 1 erkek evlenince o erkekliği erkeğine bırakır. 3'te 3 üç kadın olur. Erkek bekar erkek ise 3'te 2 erkektir. 3'te 1 çocuk. Evlenince çocuğu olur. Çocukluğunu çocuğuna verir. 3'te 3 üç erkek olur. Fıtri bu. Görüyor musun? Sen şimdi İbrahim sana 3'te 1 çocuksun. Yeter sana zaten. Bak o şey de. Ee, burada diyor ki daha masum ve çok bulaşmadan gitti. Ne masumu ya? Üniversite çocuğuna fuada masum diyor. Ve ondan sonra Vildan-ı Muhalledun sırrına mazar oldu diyor. Vildan-ı Muhalledun nerede anlatıyordu? <gülüyor> <gülüyor> He? O 26. lemada. Esas o çocukların vefat taziyenamesi yok mu? <laughs> ha. Bak bu üniversite talebesi ne diyor ki? Virdal muhalledun. muhalledin? Yani ço cennet çocukları demek. Bu çocuk mu ya? Üniversite talebesi vefat etti. Cennet çocuğu oldu diyor. Çocuk değildi ki. Çünkü e, Sinni Bulu değil. Rüşt'e ermemişti. Onun için herkese göre Bulu çağ değişir. Şey Rüşt çağı. Rüşt. Mesela diyelim ki Sibirya'da, Kutuplarda, Türkistan'da, Türkmen hiç İslam gitmese hiç din, din gitmese tamamen çocuk makamında olduklarından ve makünle mazibini hatta nebesen Resul'a biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Çocuk gibi bulucağına çağına gelmemiş çocuk gibi ne halde olursa olsun hiç din gitmemiş fetret ehli eli cennettir. Bak çocuk. Bu da ne yapmış? Bu zaman bu zamanın deşetti ve dalaleti hayatından kurtuldu üniversiteden kurtuldu vefat edince. Daha masum ve çok bulaşmadan gitti ve size cennete layık bir evlat ve vildan-ı muhalledin sınırına mazhar oldu. Ondan sonra devam ediyor böyle. Bunu Rüştü abi bak burada da notlar almışım. Osmanlıca'dan şey yapmışım. Rüştü bunu okuduğu zaman bize ders yaptığı zaman o böyle aklım başımdan gitmişti. üniversite çocuğu vildan-ı muhalledin olur mu? Allah Allah. Çünkü diyor niye şey yaptın dedi ustad kardeşini oralara soktun. sen ehli beytin oysa. Biz bak burada renkli çizmişim bak göstereyim. Bak şurada okuyorum. Biz bu dünyada daha safi ve ali kutsi bir hayat-ı masumane ihsan edildiğinden ona kanat lazımdı. Yani bu dünyada bize masum bir hayat ihsan edilmiş. Bu hayata kanat etmek lazımdı. Çünkü sen Ali Beyt'in temsilcileri ve nesebindensin. Gayret edecektin.